Sevgili öğrenciler, bu dersimizde size kesir problemlerini anlatacağım. Soruyla direkt başlayalım. Ali'nin 1000 TL'si vardır. Ali parasının 40'ta 1'ini muhtaçlara, 25'te 9'unu ise kimsesiz çocuklara bağış yapmıştır. Ali'nin cebinde kaç parası kalmıştır? Arkadaşlar, bu soruları anlamanın yolu soruyu okurken vurgulu ve dikkatli okumak. Bakın ne diyor? Ali parasının 40'ta 1'ini muhtaçlara. Yani 40 parçaya bölmüş, o parçadan bir tanesini seçmiş. Ve ne diyor? 25'te 9'unu ise kimsesiz çocuklara bağış yapmıştır. Yani 1000'i 25 tane parçaya bölmüş, 9 parçasını almış. Yani 25'e böl, 9'la çarp. Öncelikli olarak muhtaçlara verdiği parayı bulalım arkadaşlar. 1000'i ne yapacağız? 40'a böleceğiz. 1'de 40 yok, 10'da 40 yok, 100'de 40 var. 2 kere 2 kere 40, 80. 100'den 80 çıkaralım, 20. Gökten 0 indirdik, 200. 200'den 40 kaç kere var? 5 kere. 5 kere 40, 200. Çıkaralım, 0, 0. Şimdi arkadaşlar ne oldu? 1000'i 40'a böldüm, kaç çıktı? 25. 25'te de 1'i çarpacağım. 25 ile 1'i çarpalım, ne gelir? 25 gelir. 25 TL kime? Muhtaçlara ayırmış Ali. Şimdi ne diyor? 25'te 9'unu ise kimse çocuklara bağış yapmıştır. Şimdi 1000 TL'nin 25'te 9'unu bulacağım. O zaman önce 1000'i 25'e böleceğim. 1'de 25 yok, 10'da 25 yok, %25 var. Kaç kere? 4 kere. 4 kere 25, 100. 0, 0, 0. Gökten 0 indirdik. 0'da 25 var mı? Yok. İndirdiğimiz sayıda eğer yukarıdaki bölen yoksa ne yapıyoruz? Bir sıfır daha ekliyoruz. O zaman 1000'i 25'e bölersek kaç çıktı? 40. 40'la 9'u çarpacağız şimdi. 0 kere 9 0, 4 kere 9 36, 360. 360 TL'de o zaman kime verdi Ali? Kimsesiz çocuklara. Şimdi Ali'ye ne kadar kaldığını bulmak için ne yapmamız lazım arkadaşlar? 25 TL ile 360 TL'yi toplayıp 1000 TL'den çıkarmam lazım. 0,5 daha 5, 6,2 daha 8, 385. 1000 TL'den 385'i çıkaralım. 0'dan 5 gitmez. Komşuya gittim. Komşu buna verdi 10 oldu. Bu buna verdi 10 oldu. Bu buna verdi 10 oldu. Bunlar 9 kaldı. Şimdi burada da 0 kaldı. 10'dan 5 gitti 5. Burada 9 vardı. 9'dan 8 gitti 1. Burada da 9 vardı. 9'dan 3 gitti. 615 TL kalmıştır. Aslında Ali burada topluma yararlı işler işlediğinden parası eksilmemiştir. Çünkü yararlı işler yapan insanların parası hiçbir zaman eksilmez. Bunu da vurgulayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar soru 2'ye gelelim. Veli'nin 2000 TL'si vardır. Veli parasının %9'u ile elbise, kalan parasının 20'de 11'i ile tarihi yerleri gezi bileti almıştır. Geriye kaç parası kalmıştır? Arkadaşlar bakın bu iki soru arasında çok fark var. Ben burada 1000'in 40'ta 1'ini ve 1000'in 25'te 9'unu almıştım. Burada ise bakın bir vurgu var. Gelin bakalım buraya. Kalan parasının diyor. Yani ben önce 2000'in %9'unu bulacağım. Onu elbise alıp harcayacağım. Daha sonra kalan parayı bulacağım. Kalan paranın 20'de 11'ini alacağım. Az önceki soruda ise hepsinde 1000'e göre endekslenmiştim. Şimdi 2000'in önce elbiseye ne kadar para verdim? 2000'i 100'e bölelim. 2'de 100 yok, 20'de 100 yok, 200'de 100 var. 2 kere, 2 kere 100. 200, 0, 0, 0. Gökten 0 indir, 0'da 100 yok. O zaman 20. 20 ile de kaç yapacağız? 9'u. 0 kere 9, 0. 9 kere 2, 18. O zaman 180 TL ben neye verdim? Elbiseye verdim. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne diyor? Kalan parasının o halde 2000 TL'den 180 TL'yi çıkaracağım. 2000'den 180 TL'yi çıkaracağım. 0'dan 0 gitti 0. Evet 0'dan 8 gitmez. Komşuya gideriz. Buradan bir 10'luk alırız. Burada 1 kalır. Buraya veririz 10 olur. Bu da buraya verir. 9 kaldı. Burada 10 oldu. Evet 10'dan 8 giderse 2. 9'dan 1 giderse 8. Ve buradan ne kalmış? 1 kalmış. O zaman ne yaptı arkadaşlar? 1820 TL yaptı. Şimdi ben yani kalan para ne şu anda bu? Ben bu 1820'yi ne yapacağım? 20'ye böleceğim, 11 ile çarpacağım. 1820'yi 20'ye bölelim. 1'de 20 yok, 18'de 20 yok, 182'de 20 var. Kaç kere? 9 kere. 9 kere 0, 0, 9 kere 2, 18. Çıkar, 2, çıkar, 0, 0. Gökten 0 indir. 0'da 20,
20'de 20 var mı? Var. 1 kere. 1 kere 20. 20'dir. Çıkaralım 0. Evet, 91 kaldı. 91 ile de ne yapacağım arkadaşlar demiştim. 11'i çarpacağım. 91 çarpı 11. Nasıl çarparız? 1 kere 1, 1. 1 kere 9, 9. 1 kere 1, 1. 1 kere 9, 9. Toplayalım. 1, 10'un 0 elde var 1, 9 1 daha 10, 10'un 0 elde var 1, 9 1 daha 10. Ne yaptı? 1001 TL'de gezi biletine verdim ben. Tarihi yerleri gezi biletine verdim. Evet arkadaşlar, en son kaç param vardı? 1820 TL'm vardı. Şimdi 1001 lira daha harcayacağım. 1820'den 1001'i ne yapacağım? Çıkaracağım. Sıfırdan bir gitmez. Komşuya gittik. Buradan 1 kaldı. Burası 10 oldu. Ondan 1 çıktı. 9. Buradan 1'den 0 gitti. 1. 8'den 0 gitti. 8. 1'den 1 gitti. 0. Evet arkadaşlar. Ve böylece ne kalmış oldu? 819 TL kalmış oldu. Burada bütün dikkat edeceğimiz nokta neydi? Kalan parasında dikkatimizi toplayacaktık. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz bitmiştir.